Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bilgisayardan Instagram'a nasıl gireriz onu anlatacağım. Biliyorsunuz bilgisayardan Instagram'a girebilirsiniz. Yani normal bir web tarayıcıdan Instagram'a girebilirsiniz ama bir paylaşım yapamıyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Onu göstereceğiz. Öncelikle bir Instagram'ı bir kontrol edelim. Şuradan Instagram yazalım, girelim. Bakın hazır biz kendi sayfamıza girdik. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir paylaşım yapamıyorsunuz. Bazı şeyleri kontrol edebiliyorsunuz, arama yapabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz ama bir paylaşım, yeni bir paylaşım yapamıyorsunuz. Sadece burada yorum ekleyebiliyorsunuz. Bakın yorum ekle bölümleri var. Yorum ekleyebiliyorsunuz ama herhangi bir paylaşım yapamıyorsunuz. Şimdi biz bu paylaşımı nasıl yapacağız? Onu göstereceğiz. Onun için öncelikle Google'ı açalım ve Google'da Vivaldi tarayıcı yazalım. Vivaldi tarayıcı burayı tıklayalım. İlk sayfa zaten indirelim. Evet gördüğünüz gibi indi buraya. Şimdi arkadaşlar normal kullandığınız web tarayıcının yanında Vivaldi'yi de kullanabilirsiniz ekstradan olarak. Çünkü hızlı bir tarayıcı aslında ve üstelik Instagram'ı çok kullanıyorsanız sizin için daha kullanışlı bile olabilir. Şimdi tıklayalım bir ve yükleyelim. Kabul et ve yükle seçeneğini seçelim buradan. Evet yüklendikten sonra otomatik kendi açılıyor zaten. İsterseniz burada varsayılan yap dersiniz ama biz demeyeceğiz şimdilik. Arkadaşlar bakın burada artı bölümü var. Oraya tıklayacağız ve buraya ya da şuradan da yazabilirsiniz. Adres çubuğuna da buraya da yazabilirsiniz. Instagram.com yazacağız. Öncelikle bu niye? Burada sonra buradaki artı işaretine tıklayıp bunu etkinleştireceğiz. Peki buraya biz niye yazdık? Şundan dolayı web paneline ekle seçeneği eklediğiniz web sayfasını bir mobil tarayıcıdan bakıyormuşsunuz gibi bir işlem yapıyor. Yani telefondan bakıyormuşsunuz gibi bir işlem yapıyor. Başlayalım. Bakın burada yeni bir sayfa açıldı ve Instagram. Sanki telefondan bağlanıyormuşsunuz gibi kullanıyorsunuz. Giriş yap diyelim. Evet, gördüğünüz gibi giriş yaptık. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra bakın şurada gördüğünüz gibi tam bir Instagram uygulamasına döndü. Buradan yeni diye tıklıyorsunuz. Bir resim seçiyorsunuz mesela. Buradan bir resim seçelim. Şuradan bir resim seçelim. Mesela şunu seçelim. Gördüğünüz gibi ileri diyelim. İleri dedikten sonra buraya açıklamanızı yazıyorsunuz ve paylaş deyip paylaşabiliyorsunuz.